Hocam benim sorum da devlet bazen insanlara karşı işlenmiş suçlarda af ilan etme yoluna gidiyor. Burada devletin şahıslara karşı işlenmiş suçlarda tövbe etmesi doğru mudur? Böyle bir hakkı var mıdır? Ne dersiniz? Veli-i emrin tasarruf yetkisi çerçevesinde. Sanırım mütenebbinin olacak, yanlış hatırlamıyorsam, Mısır hakkında bir beyti var. Ve fi Mısra kesirun minel mudahikati. Kem de bi Mısra minel mudahikati. Kem de bi Mısra minel mudahikun kel bukai. Mütenebbiden. Mısır'da öyle işler var ki der, öyle gülünç işler var ki, fakat bu gülmeler ağlamaya benzer der. Yani efendim, yani hakikaten gülecek misin, ağlar mısın, bizde öyle derler ya, bilemezsiniz. Bizim devletin işleri de böyle işler. Kendine karşı işlenmiş suçları affetmez, falanın babasını falanca öldürmüştür, gider onu affeder. Senin üstüne mi lazım onun? Yani senin babanı mı öldürdü de gidip onu affediyorsun? Babanı öldürdüyse sen affet. Devletin babasını öldürünce affet. Ama devlete karşı işlenmiş suçları affetmezler. Elhamdülillah yavaş yavaş devlet bunu öğreniyor. Devlet de tövbeyi öğreniyor. Bizim devlet de bugüne kadar tövbeyi bilmezdi. Yani hani şu günahıyla gururlananlar var ya, günahıyla tafra satanlar, ona benziyordu. Yavaş yavaş öğreniyor. Daha taze, öğrenecek inşallah. Daha iyi yapacak tövbeleri. Bu manada insanların hukukuna geçtiği hususlarda devletin af yetkisi yoktur. O affetme işi insanların yapması gereken bir şeydir. Çünkü hakkı zayi olan o. Ama o konuda amme davası varsa o amme davası bölümünü, yani kamu davası bölümünü affedebilir. Şimdi Cenab-ı Allah kendisi bile affetmiyor. Velakat cehennemli veliyyi sultanı. Tabii. Yani Rabbimiz kendine hukukunu çiğnemiş kulu affetmiyor. Kendi hakkını affediyor da onun hakkını o affetsin diyor. O yani senin işin ona bağlı diyor. Ona tavsiyede bulunuyor. Tabii. Efendim yani kısasta hayat vardır diyor. Ama velekum fil kısas hayat. Ama arkasında da diyor ki affederseniz sizin için iyi olur diyor. O ayrı bir mesele. Fakat bakıyorsunuz devlete karşı işlenmiş siyasi suçlara gelince onu da affetmiyor. Yani çıkan aflarda öyledir ki devlete karşı işlenmiş bazı suçlar affedilmemiştir. Milletin millete karşı işlediği suçlar affedilmiştir. Bu manada eğer devlet ziyan yapıyorsa, birine ziyan veriyorsa, yaptığı uygulama bir başkalarının hukukunu çiğniyorsa onu efendim tabii ki tövbe etsin, onu izale etsin, çiğnediği o hukuktan dolayı oluşan mağduriyeti gidersin, bu devletin üstüne bir vecibedir aslında. Devletin eli yok ki öpelim derler de, iyi de devleti yönetenlerin üstüne vecibedir. Ama dediğim gibi, eğer mağduru kişilerse, kişilerin mağduriyetini bir başkasının affetme yetkisi yoktur. Hmm.